Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz çatı arasında kalan taltaların boyaya ihtiyacı var. Yani taltalar boyanmıyor. Boyalar böyle yavaş yavaş pıtır pıtır dökülmeye başladı. Yani bugün İdris Usta size çatı arasındaki taltaların nasıl primer yapıldığını, nasıl boyaların böyle kazınıp aşağı döküldüğünü, nasıl silikon konulduğunu sizlere göstereceğim. Gelin bir işe hep beraber bakalım. Şimdi bu yaprakları temizleyeceğim güzelce. Burası böyle bir çatı. Burada pencereler var ki içerideki living room'u aydınlatıyor. Yani çok güzel bir dizayn yapmışlar bu eve. Şöyle şu aradaki çatıların arasındaki taltaları boyaları kazıyıp primer, astar ve boya koyacağım. Gördünüz mü arkadaşlar şunları? Bakınız. İşte bunları kazacağım böyle. Şu talta. Bu kazıdıklarımın kazıdıklarım boyalar çıktıktan sonra taltaların arasına şu taltalara primer koyacağım. Sonra iki kat boya koyacağım. Arkadaşlar bakınız kazıma işi bitti. Gördün mü? Kazıma işini bitirdim. Size göstereyim şöyle. Kazıdıklarım boya çıkan boyaları kazıyorum. Tahtaya gözüküyor böyle. Gördünüz mü? Kabaran boyaları kazımak zorundasın. Öbür türlü primer koyamazsın arkadaşlar. Şöyle yerleri de göstereyim size. Bak gördünüz mü? Kazıdıklarım boyalar nerelerde? Arkadaşlar bakınız. Bunlar eski silikon arkadaşlar. Gördünüz mü? Bunların değişmesi lazım. Yani silikonda 10 senede bir değişmesi lazım. Yani her yaptığın şey hayat boyu kalmaz. Onun için o kadar iş var ki böyle yapılacak arkadaş. Sadece bu işleri yaptığın zaman basamak basamak. Bir şey yaparken bir şey çıkıyor. Bakınız şimdi eski silikonları çıkardım. Şu taltalar da çıkmaya başladı. Bunlar da çok eskimiş. Artık bunların da değişmesi lazım. O yüzden müşterime diyeceğim şunu şöyle yapacağım. Şu kadar para. Onun için bir işe girdiğin zaman korkma. Peşinde devamlı iş geliyor. Bir iş alıyorsun bir haftalık, bakıyorsun iş 2 haftaya 3 haftaya çıkıyor. Yani bir şey yaparken peşinde bir şey daha bozuluyor. Onun için böyle eskiyen yerlerde, böyle repair yapılan yerlerde arkadaşlar sadece boyayla primerla iş bitmiyor. Aynı zamanda taltaları da sökmen lazım. Silikonlarını da sökmen lazım. Bakınız bunlar eski silikon. Bunların çıkması lazım. Yoksa yağmur yağdığı zaman buradan aşağı girer. Şu talta gibi 1, 2, 3, 4 tane taltı keseceğim garajımda. Sonra getireceğim. Bakınız tekrar böyle buraya takacağım ki içeri su girmesin. Buraya da silikon koyacağım. Yani her şey basamak basamak. Onu size göstermeye çalışıyorum arkadaşlar. Şuradaki silikona bakınız. Gördünüz mü? Bunlar eski silikon. Bunları kopartıp atacaksın. Yoksa yağmur evin içine girer. Yani milyon dolarlık evde çalışıyorsun. İşi yapmak haricinde işi bilmek de çok önemli. Yani müşterine diyorsun böyle böyle yaparken şöyle çıkacak. Şöyle çıkarken böyle yapacağım. Müşteri de bakıyor düşünüyor ki ha diyor ya bu çocuk gerçekten işi biliyor. Onun için bir işi bilmeden bir işe girme. Sakın ola da korkma. Her şey basit. Senin elinde yapabilirsin. Neyse arkadaşlar ben de gideyim bir kahve alayım. Yoruldum. Kahve molası kahve. Arkadaşlar bakınız. Yeni çıta koydum. Pencerelere yeni çıta koyacağım. Yani eskisini söküyorsun abicim. Ölçüyorsun eskisiyle yenisi. Sonra tak diye kesiyorsun. Bu kadar basit. Neyse garajımda bunları da hallettim de köpeklerimi de çıkartayım. Onlar da babalarını bekliyor. Öğlenliğin nasıl gidiyorsun? Mesela yemek yiyorsun, tuvalete gidiyorsun. Köpeklerin de zamanı var işte. Böyle saat 12 ile 1 arası İdris Usta eve geliyor. Köpeklerini çıkartıyor. Neyse şunları da çıkartayım da garajı kapatayım. İşe gidelim işe. Ben gideyim. Gel bakayım. Hadi gidin işeyin de baba işe gitsin. Tamam ben gideyim. Tamam. Baba seni sevsin. Tamam. Baba sevsin seni. Come here. Oğlum benim. Baba özledin mi? Git işe oğlum git işe. Neyse arkadaşlar ben de kamerayı kapatayım da. Köpekleri dışarı çıkardım. Hayvanlar işiyor gördünüz mü? Daisy işedin mi kızım? Gel seni baba seviyor. Gel bakayım. Gel baba öpsün seni. Gel benim yaşlı kızım. Gel seni öpeyim. Söyle bakayım hadi. Bak bakayım kameraya. İşte bu benim yaşlı kızım. Yaşlandı.
Neyse bunlar da işe de pup yaptı. Ben de işe gidiyorum arkadaşlar. Bir kahve alacağım. Gene görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hadi de çıkalım. Hadi inside. Inside. Gel kızım. Git içeri. Hadi Scott go inside. Scott go inside. Hadi yalla. Yalla. Hadi gidin. Hoşça kalın. Daisy go. Babanı mı bekliyorsun? Go inside. Aferin sana. Hoşça kalın. I love you. Baba seviyor. Arkadaşlar bakın geyiklere gördünüz mü? Yavaş yavaş bize bakıyorlar. Bakınız. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Şimdi bunlar karşıya geçecekler ama arabaları bekliyorlar. Arabalar geçince ondan sonra bunlar da karşıya geçecekler. Bakınız, gördünüz mü? Yani o kadar yakınım ki geyiklere inanamazsın ha. Şimdi araba geçecek, bakınız. Gelin bakalım, ne yapıyorsunuz? Ormandan çıkmak üzere, gördüler mi? Bakınız gidiyor. Kadın da bana bakıyor, el sallıyor. Evet, evet, çok geyik var buralarda. Neyse abicim. Çıtaları kestim, işe gidiyorum. Size geyikleri gösterdim. Bak, giderken İdrisus'ta neler gösterdim. Gördünüz mü geyikleri? Hoşça kalın. Arkadaşlar bakınız, geyik çıktı gene otluyor. Kızım, Hatice. Dışarı çıkma, arabalar gelir sana çarpacak. Aferin sana, otla, otla bakayım. Arkadaşlar gördünüz mü? Power wash'ımı aldım, gideceğim. Profesörün evine gidiyorum. Mailbox'ını yaptım ya. Bak gene aynı yerde gene geyik. Gördünüz mü? Hadi git kızım. İdris Usta işe gidiyor. Sen de git. Neyse arkadaşlar. Gördünüz değil mi? Bak ikinci sefer geyikler buralarda. Dikkat edin yani buradan giderken. Karşı karşıya bir zıplıyorlar. Frene bir bastım bir gün 11 tane geyik bana bakıyor. Aptal herif diyor, yavaş gitsene diyor. Bizi görmüyor musun? Vallahi billahi inanamazsın ya. Neyse arkadaşlar, işe gidiyoruz. Arkadaşlar bakınız. Gördünüz mü şu taltayı? Yani bunları arı karınca yiye yiye artık bunların bu taltanın özelliği gitti. Gördünüz mü? Bakınız talaş gibi. Görüyorsunuz mu? Onun için bazı zaman bu işleri yaptığın zaman eskilerini çıkartıp yenisini takacaksın. Vallahi çok basit iş. Yani sakın yapamam deme. Yapamam dedim mi abicim hem para kaybediyorsun hem kişiliğinden çok şey kaybediyorsun. Onun için yapamam kelimesini unut. Bakacaksın adam nasıl yaptı sen de yapacaksın. Neyse zaten... yapamadım mı abicim? Bir yerlerde takılı kalıyorsun. Onun için bir yerlerde takılı kalma. İdris Usta'ya bak, öğren. Bakınız mesela bu yeni çıtayı takmadan önce ilk önce şöyle bir temizliğini alacaksın güzelce. Gördünüz mü? Bakınız abicim. Garajımda kestim bunları. Gelirken bir de size geyikleri gösterdim. O kadar geyikler çoğalmış ki babamla konuştum. Babam kurban almış bir tane. Dedim ona sana bir de geyik yollayayım dedim. Yani bir de geyik eti ye. Neyse abicim. Gördünüz mü? Bak bu yeni çıta. Bunu garajımda kestim. Tak diye takıyorum. Gördünüz mü? Yepyeni oluyor. Şöyle bir tabanca alacaksın abicim. İçinde de çivi var. Finish çivi. Gördünüz mü? Bakınız. Finish çiviyle 3-4 tane çivi attın mı bunun işi bitiyor. Ondan sonra üzerine silikon koyacağız arkadaşlar. İlk önce birkaç çivi daha atayım da sağlam olsun. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yeni çıtayı çaktım. Yeni çıtadan sonra şöyle bir silikon alacağız. Bir tane de şöyle bir ıslak bez alacaksın eline. Biraz ıslatacaksın, nem olacak. Silikonu sürdükten sonra elini temizleyeceksin. Daha güzel silikonu yedirebilirsin. Bakınız şu silikon tabancası. İçinde de silikon var arkadaşlar. Böyle sürdükten sonra ıslak bezle elini temizleyeceksin. Elin biraz nemli olsun. Böyle silikonun üzerine koyacaksın arkadaş. Arkadaşlar gördünüz mü? Fazlalıklarını alacaksın elinle.
fazlalıklarını eline alıyorsun. Tekrar şunu, şu temiz bezi şöyle cama doğru koyup silikonun güzel çıkmasını sağlayacaksın. Yani baktığın zaman bu işi bir ustanın yapmış olduğu belli olacak. Yoksa adam diyecek ki bunu kim yaptı, hangi amele yaptı. Yani onun için bir iş yaparken dikkat edeceksin. Gördünüz mü arkadaşlar? Gelin size yakından göstereyim şöyle. Bu yeni çıtayı koydum. Üzerine de silikon koydum. Bu çıtaları bitirdikten sonra primer işine geçeceğim arkadaşlar. Yavaş yavaş sizlere gösteriyorum. Arkadaşlar bazı zaman çalışırken arılara dikkat edin. Bu arıyı görüyor musun? Eşek arısı. Bakınız arkadaşlar. Gördünüz mü? Abicim var ya, bu arı seni bir soktu mu var ya, mahvoldun. İnan anlatamam sana ha. Vallahi billahi. Yani böyle durumlarda kendine dikkat edeceksin abicim. Bir gün çalışıyorum merdivenlerin üstünde, böyle bir tane arı geldi beni kulağımdan bir soktu abicim. Nasıl bağırıyorum biliyor musun? İçsen diyorum ha. Koşa koşa acil servisine gittim. Nerede doktor? Doktor yetiş bana diyor. Hastaneyi ayağa kaldırdım. Bir baktım karşımda bir adam geliyor. Şişko göbekli koşa koşa geliyor. Doktor beyaz önlüklü. Geldi bana dedi ki oğlum dedi ya ne bağırıyorsun dedi. Eşek arısı mı soktu seni dedi. Vallahi yemin ediyorum ha. Allah Allah. Nereden biliyorsun doktor dedi. Döndü bana doktor dedi ki oğlum dedi beni de soktu dedi. Ben de aynı bağırıyordum. Vallahi ister inan ister inanma. Onun için çalışırken bu arılara çok dikkat et ha. Bunların sokması acayip bir sokma, anlatamam sana. Yani hiç aklına bile gelmesin. Böyle arı gördün mü kaç git, hiç yaklaşma yanına. Bunlar baba arıları, baba. Arkadaşlar günaydın. Good morning. İdris Usta, sabah sabah kahvemi içtim, işe başlıyorum. Size primer'ı göstermek istedim arkadaşlar. Kullanacağımız primer şuna benzeyecek. Yani primer dediğin zaman bütün lekeleri, gözüken lekeleri boyanın altında hepsini kapatıyor. Üzerine boya koyduğun zaman hiçbir lekeyi göstermiyor. Primer'ın çok değişik bir yeri var arkadaşlar. Yani primer koymadan başarılı bir işe ulaşamıyorsun. Primer çok önemli. Şöyle bir primer kullanıyorum. Evin hem içini hem dışını yapıyor. Her şeyi kapatıyor. Yalnız bu primer'ın içine şöyle bir İlaç koyuyorum. İlaç, hani doktora gidiyorsun sana ilaç yazıyor ya ekstradan. Bu ilaç da yeşil olan, devamlı evin etrafında kanser gibi yeşillikler sıçrıyor. O yeşilleri bu engelliyor. Yani blok yapıyor dışarı çıkmaması için. Şu gördüğünüz dalga $5. Abicim şunu vurmazsan var ya 3 ay sonra gene boya yaptığın yerlerden içinden tıkır tıkır su dökülür gibi yeşillik dökülecek. Sonra müşteri beni arayacak, diyecek ne oldu, sen bunu boyamadın mı? Onun için bazı şeyleri düşüneceksin, soracaksın. Yani böyle fırçayı alıp da pıt 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 diye boyanmıyor. Yavaş yavaş her şeyi ben size öğreteceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu malt killer, yani yeşillikleri stop yapıyor. Neyse bunu güzel kutunun içine karıştıracağım arkadaşlar. Primer'ı açıyorum, bakınız. Gördünüz mü? Primer'ı açtı. Primer her zaman böyle beyaz olur. Bazı zaman primer'ı renkli yaptırabilirsin. Vuracağın hangi renkse o renkle yakın içine renk koydurabilirsin ki daha güzel kapatır boya vurduğun zaman. Şimdi bu ilacı gördüğünüz gibi bu ilacı açıyorum abicim. Gördünüz mü arkadaşlar? İçine döküyorum. Ondan sonra güzelce karıştıracaksın arkadaşlar. Gördünüz mü? Yani primer'ın içine ilaç koyuyorum. Yeşillikleri
dışarı çıkarmasın diye. Gördünüz mü? Yani primer kullandığın zaman bile her şeyi kapatmıyor. Onun için sana soruyorlar, sorun nerede? Onun için millet beni aradığı zaman gözü arkada kalmıyor. Neyse arkadaşlar, ben bunu güzel karıştıracağım. Çatıya çıkacağız beraber, sonra tekrar size döneceğim. Hoşça kalın. Oh ya. Şuraya bakınız arkadaşlar, gördünüz mü? Geldik işte. İdris Usta primer'ımı koydum şuraya. Şu da benim merdivenim mi? Kameramı koymak için, sizlere göstermek için. Şimdi primer'a geçeceğiz arkadaşlar beraber. Sizlere göstereceğim. Nasıl primer oluyor diye. Biraz daha yaklaştırayım şunu. Şöyle şu kısma. Şu kısmdan başlayabiliriz. Şunları alalım. Bakınız arkadaşlar, şuraları scratch yapmıştık ya, kabaran boyaları çıkardık. Şimdi burayı komple primer yapacağız ki üzerine vurduğumuz boya sağlam yapışsın diye. Primer'ı o yüzden kullanıyorsun. Böyle bütün lekeleri de aynı zamanda kapatıyor. Yani boya sıva gibi tertemiz çıkartıyorsun. Primer çok önemli onun için. Bakınız, şöyle bir fırça alacaksın abicim. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakınız. Gelin size bir göstereyim nasıl oluyor diye, bakınız. Gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi bu primer beyaz çıkıyor, gördünüz. Bakınız bu kısma primer yok. Yani İdris Usta buradan böyle her tarafı döneceğim. Tekrar size açacağım. Sonra şu gördüğünüz tahtaları da yapacağım arkadaşlar. Bunlara hiçbir şey koymamış. Yani Rigin orijinalde bu tahtaları koyarken stainli geliyor. Ama 10 sene 15 sene sonra üzerindeki bütün stainleri atınca böyle çıplak gibi tahtayla karşılaşıyorsun. Yani bu her an yağmura karşı, arılara karşı, karıncalara karşı yem olabilecek bir tahta durumuna geldi. Yani bu hemen bekletilmeden primer ve boya olmak zorunda arkadaşlar. Yoksa bu tahta da çürüyecek. Neyse, iş gidişatı hakkında size söyleyeyim dedim. Primer bittikten sonra arkadaşlar tekrar size geri döneceğim. Arkadaşlar bakınız, primer'ın yarısını bitirdim arkadaşlar. Buradan kenardan başladım. Bu taraftan gele gele ta bu köşeye kadar geldim arkadaşlar, size gösteriyorum, gördünüz mü? Ta burada durdum. Buradan devam edeceğim böyle. Bu tarafa geleceğim. Buradan komple devam edeceğim ve primer'ı bitireceğim. Size bir göstereyim dedim primer'ı. Primer'ın yarısını, yani bu gördüğünüz primer astar yarısını bitirdim. Gördünüz mü arkadaşlar? İyi gidiyor, iyi. Her şey yolunda. Arkadaşlar hoş geldiniz, hoş geldiniz. İdris Usta boyaya geçti, boyaya. Bakınız arkadaşlar, primer kurudu, gördünüz mü? Bu vurduğumuz beyaz olan primer astar. Bu kuruduktan sonra üzerine nasıl boya konunduğunu size göstereceğim. Çok basit, sakın yapamam edemem diye deme, vallahi yemin ediyorum sana. Bunları yaptıkça elindeki sanat artacak. Yani evlerin doktoru olacaksın, doktoru. Bakınız arkadaşlar, gördünüz mü? İlk önce bu kestirmeleri, buraya rol girmiyor, brush da yapacaksın böyle. Gördünüz mü? Bakınız.
Hello. Arkadaşlar gördüğünüz gibi brush'ta şu kestirmeleri yapın. Yani rolun girmediği kestirmeleri şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Gördünüz mü? Bakınız. Ondan sonra brush'ın işi bittikten sonra ufak rol alıyorsun eline. Şöyle bunları rolla yapıyorsunuz arkadaşlar. Gördünüz mü? Arkadaşlar bakınız. İkinci kotu da koydum. Cumburlop gibi çıktı. Çok güzel çıktı arkadaşlar. Gördünüz mü? Şimdi bu kuruduktan sonra yarın geleceğim. Camları temizleyeceğim. Yani bir şey yaparken bir şey pisletiyorsun. Üzülme. Onları da temizleyeceksin. Yani ustalık kolay değil. Yapamam deme yani. Yaparsın. Neyse. Ben de aşağı ineyim arkadaşlar. Size evi göstermek istiyorum. Bu ev Princeton Üniversitesi'ne çok yakın bir ev. Yani çok kıymetli böyle evler arkadaşlar. Görüyorsunuz mu? İşte bu Amerikan evleri. Bu evlerin değerleri işte 800 bin dolardan 1 milyon dolara kadar çıkıyor. Bu evin dişini 3 sene önce Arnavut bir arkadaşım vardı, boyacı. Onunla beraber boyadık. Kulakları çınlasın. Kendisi Türkiye'ye gitti. Orada yaşıyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu ev, bak müşterimin aynı zamanda kayığı bile var. Bu kayığı alıyor gidiyor. Gölde balık tutuyor. Gördünüz mü? Kızıldereli kayık. Yani bir iş yaptığın zaman yemin ediyorum sana bir işte kalmıyorsun. O kadar iş yapıyorsun ki anlatamam sana. 1-2 saat önce çöpçü geldi, çöpleri aldı. Adam çöpleri alırken posta kutusuna bir dokundu, pat diye posta kutusu düştü. Hemen benim müşterim aradı, İdris Usta posta kutusu yapar mısın? İdris Usta neler yapıyor, neler. Neyse arkadaşlar, bakınız buraya kadar geldik. Bu evin dişi. Şu şadılları görüyorsunuz mu arkadaşlar? Bakınız boyaları nasıl kabarmış. Gördünüz mü? Şimdi böyle durumlarda bunları kazıyıp da repair yapamazsın. Yani bu komple bu şadılların tamamen değişmesi lazım. Zaten 3 sene önce Arnavut boyacı arkadaşım TC'ye de söyledim. Müşteriye söyleyelim, bunları değişelim dedim. Sonradan öyle bıraktık. Şimdi müşteri benim bunları değişmemi istiyor. Yani ne demek istiyorum biliyorsunuz mu arkadaşlar? Eğer bir şey öğrendikçe öğreniyorsun. Yani para yaptıkça yapıyorsun. Bakınız bu evin enerjisi, çatısındaki enerji, bu enerji veren, elektrik veren yeni bir sistem var, kurdular. Baktınız mı? Bakınız görüyorsunuz mu? İşte bu çatıda arkadaşlar elektriğini buradan sağlıyor müşteri. Yani Amerika gibi bir yerde bile insanlar artık elektrik kullanmıyor. Kendi elektriklerini yaratıyor. Gördünüz mü bu süs ağaçlarını? Hatırladınız mı? Bizim Ayşe Hanım, Profesör Ayşe Hanım süs ağaçları vardı. Böyle onları tıraş etmiştim. Her yerde böyle süs ağacı var. Yani demek istediğim, Amerika'ya baktıkça yepyeni bir landscape'in dizaynla karşılaşıyorsun. Her taraf yemyeşil. Şu ağaçlara bak. Şunlar meşe ağaçları. Gördünüz mü? Neyse arkadaşlar şöyle gelelim. Bu da benim arabam. Arabamı şimdi buraya çektim. Gördünüz mü şu posta kutusunu? Çöpçü, adamın suçu yok yani. Böyle bir dokundu çöpe alırken pat diye yere düştü bu çöp postası. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakınız burası çürümüş. Gördünüz mü? Çürümüş. Şimdi şuraya bunu ta şuraya move yapacağım. Yeni bir posta kutusu dikeceğim size. Yani demek istediğim, bir iş yaptığın zaman bir iş geliyor. Yani iş geldikçe para geliyor. Onu demek istiyorum. Öğrenin, öğrenin arkadaşlar. Neyse ben de şu posta kutusunu dikeyim. Eve kaçayım. Yarın gene geleceğim. Şu posta kutusunu bitireceğim. Ondan sonra boya yaptığım yerlerin camlarını sileceğim. Tertemiz yapacağım her tarafı. Hoşça kalın şimdilik. Arkadaşlar günaydın, günaydın. Sabah sabah İdris Usta işe başladı. Bakınız dün akşam attığım beton güzelce kuttu, sağlamlaştı. Yani bunun üzerinde oynayabilirim biraz. Onun için beton attıktan sonra bir gün bekletin arkadaşlar. Gördün mü? Sağlamlaştı. Gene size şimdi posta kutusunu göstereyim. Bakınız arkadaşlar bu posta kutusu. Gördünüz mü? İşte burada duruyor. Bunun altına bir frame keseceğim şu kısma. Buradan burayı ölçüyorsun. Bir de şuradan
Burayı ölçüyorsun, şöyle bir frame çıkıyor. Gördünüz mü bu izleri? Şuradan böyle ölçtüm, buraya geldim. Şimdi bunu buradan keseceğim. Kalıp frame'i çıkartacağım. Frame'i çıkarttıktan sonra frame'i buraya takacağım. Gördünüz mü arkadaşlar? Buraya taktıktan sonra bu posta kutusunu üzerine oturtacağım. Neyse arkadaşlar, ben size iç gidişatı hakkında biraz göstereyim dedim. Şöyle kameramı da buraya alayım sizler için. Abicim, böyle posta kutusu takarsan var ya, Amerika'da cumartesi pazar günü bile çalışırsın. O kadar postacılar içiyor ki akşam, böyle hele cuma akşamları, cumartesi günü mektup dağıtırken çoğuları postları bir koyuyor, hepsini düşürüyor aşağı. Posta ofisinden telefon ettiler bana, İdris Usta gel bir kontrat yapalım. Elimizde çok sarhoş postacı var, şu postları bir düzelt bizim için, yani yıkılanları yenisini tak bizim için. Abicim yaparsın yaparsın, neyse şu makinemi alayım. Gördünüz mü, şöyle el kesme makinesi abicim. Öf. Abicim basit basit öğren. Gördünüz mü? Şöyle bir kalıp arkadaşlar. Yani böyle günde 3 tane posta kutusu diktin mi var ya abicim, başka hiçbir iş yapma. Yani hayatın boyunca bu işleri yaparsın ha, vallahi. Bana bakarak meslek öğren, meslek. Bakınız bunu nereye koyuyorum arkadaşlar. Şöyle size şuradan göstereyim. Gördünüz mü arkadaşlar? Ondan sonra ne yapacağım? Buradan bunu çivileceğim, güzelce sağlamlaştıracağım. Ondan sonra bakınız, tak tak diye oluyor. Benim elimden bir şey kaçmaz. Arkadaşlar yemin ediyorum, bunlar var ya, baklava yer gibi bu işleri yaparsın. Sakın ola postacı olma. Postacı olup da ne yapacaksın? Akşama kadar mektup dağıtacaksın. Yani bırak postacılar yıksın. Yıksın abicim, sen git peşlerinden yap, postacıdan daha iyi para yaparsın. Neyse, şunlara da çivi çakayım arkadaşlar. Şunu böyle ayarlayacaksın abicim, tam level olacak, düzgün olacak, düzgün. Ondan sonra işe devam edeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar ayarladıktan sonra 1, 2, 3 tane skru koy. 2 tane de koyabilirsin. 3 tane koydum ki, çünkü postacının buna çöpçüyle postacı senede 2 sefer çarpıyor. Onun için biraz sağlamlaştırdım. Ne olur ne olmaz. Şimdi arkadaşlar frame'i koyduk. Bu gördüğünüz posta kutusunu üzerine koymadan önce müşterime bir kıyak yapayım. Ara sıra müşterinize kıyak yapın. Şimdi bunu da güzel boyayacağım. Evin rengine göre posta kutusunu da boyayacağım. Yani postu da boyayacağım. Tam match yapacağım. Match. Arkadaşlar bana bakarak bu posta kutusunu dikmeyi öğren. Eğer kendine göre bir müteahhit bulamazsan posta ofisine git, de ki beni İdris Usta yolladı de. Ben de
postacı olarak iş bakmıyorum de, postacıların yıktığı posta kutularını dikiyorum de, biznes kartını bırak, vallahi yemin ediyorum 2 gün sonra seni pıt pıt arayacaklar arkadaşlar. Gördünüz mü? Arkadaşlar bakınız, tamamen posta kutusunu diktik. Gelin ben size şöyle bir göstereyim. Şöyle bir bakalım. Şöyle boyadık. Gördünüz mü arkadaşlar? Biraz sonra bu posta kutusunu kuruduktan sonra üzerine koyacağım. Ondan sonra İdris Usta yukarı çatıya çıkacağım. Pencereleri sileceğim arkadaşlar. Boya yaptığım pencereleri sileceğim. Şimdilik hoşça kalın. Arkadaşlar gördünüz mü? Bakınız 1, 2, 3. 3 tane screw koydum. 3 tane. Yani bunları görüyorsunuz. Ups. Bakınız kapağı da açılıyor. Bakınız bu da terazim. Abicim bir gün çalışıyorum. Amerikalı döndü bana dedi ki, oğlum dedi, sen dedi niye terazi kullanıyorsun, kullanmıyorsun dedi. Neden kullanayım dedim. Benim gözlerim terazi olmuş ya. Onu size anlatıyorum arkadaşlar. Basit basit. Gördünüz mü arkadaşlar? Yani yapamam edemem diye hiçbir şey yok. Zaten hayatımız boyunca hep ondan kaybetmişiz. Yok biz anlamayız, yok ben yapamam, yok ben bilemem. Bırak bu kelimeleri, bırak. Bana bak, bana bakarak kendine bir sanat yaratacaksın. Şöyle bir araba al, sadece şu posta kutularını yap. Milyonlarca posta kutusu var. Çürüyen, dökülen, abicim her şey senin elinde. Bana bakarak meslek öğren. Şöyle bir drill al, şöyle bir araba al, şöyle bir merdiven al. İşin bitti abicim, işte para yapmaya başlıyorsun. Bakınız postacı gelecek, bana diyecek ki İdris Usta ya, teşekkür ederim, çok güzel post diktin. Neyse arkadaşlar, işler devam ediyor, devam. Evet arkadaşlar, posta kutusunu bitirdik. Şimdi çatı arasına çıkıyoruz beraber. Bitirdiğimiz boyaları, size gösterdiğim bitirdiğim boyaları, camlarını temizleyecek İdris Usta. Gördünüz mü? Çıkıyoruz arkadaşlar. Bakınız. Arkadaşlar çıkarken dikkat et yani. Ha vallahi ne olur ne olmaz. Onun için tedbirini sağlam al. Bakınız burayı bitirmiştik arkadaşlar. 2 kotu. Abicim bu da şato gibi ev ya. Vallahi billahi ya. Gördünüz mü arkadaşlar? Şu kısmı komple bitirdik. Yani burayı boyalarını kazıdık. Boyalarını kazıdıktan sonra primer koyduk. Primer koyduktan sonra 2 kot boya koyduk. Şu duruma geldi. Gördünüz. Şöyle. Arkadaşlar iş bittikten sonra bir tane böyle Windex, camı temizlemek için Windex alacaksın. Camları temizleyeceksin, temizleyeceksin. Yani kadın buraya çıktığı zaman, baktığı zaman hiçbir şey görmesin. Onun için temiz iş yapacaksın. Bu window wash ayrı bir sanat. Yani bu cam böyle temizlesen binlerce, milyonlarca cam var her tarafta. Onun için bana bakarak meslek yarat, meslek. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakınız böyle sprey yapacaksın. Bir tane paper towel böyle. Cama gelen boyaları şunda kazacaksın böyle. Gördün mü? Takır takır çıkıyor. Yani yapamazsın diye bir şey yok. Yaparsın. Vallahi yaparsın ya. Gördünüz mü arkadaşlar? Ne
Neyse arkadaşlar, size bir göstereyim dedim. Kameramı kapatayım, ben de şu camları komple sileyim. Arkadaşlar, I finished job. Bak, Amerikalı müşterim paramı veriyor. Ed, this was a great job. I thank love you. It. Thank you. Okay. Oh, and money would be good. Oh, thank you. Thank you. See you then. Bye-bye.